dokunursam ağaç nemini kaybeder. Bunu sadece ilkbaharda ve sonbaharda yağmur mevsimlerinde çevre düzenlemesini yapıyorum. Bunları çalıştığı zaman ağaç boy vermez ve ağaç gördüğünüz gibi arada kuru dallar işi bitti. Bu artık kurtuldu. Bu 60 sene, 70 sene yaşamaya devam edecek. 52 yaşındayım. İstanbul'da 30 yıl ikamet ettim. Oğlumun memuriyete söz konusu olunca Konya'ya yerleştik. Ne kadar hayırlı bir iş yaptığını şahit olacaksın. Kendimde bir boşlukta hissettim. Çünkü sürekli ağaçlarla haşır neşir olduğum için dağlara çıktım. Dağlarda ağaç yoktu. Gördüğünüz gibi tek tük burada alıç ağaçları vardı. Bunların bakımlarını yaptım, toparladım. Şu anda da gördüğünüz gibi üzerinde meyve doludur. Gördüğünüz gibi birer çalıyı ağaca dönüştürüyorum. Gördüğünüz gibi arkamdaki ağaçları görmüşsünüz. Çevre düzenlemesini de yapıyorum. Burada gölge yoktu. Bu ağaçların bakımlarını yaptım. Şu anda işte bir insan geldiği zaman burada gölgesinde oturacak bir ağaç bulacak. 50 metre ileride daha da var. 100'e yakın ağaç vardır. Gördüğünüz gibi duvarla altını çevre düzenlemesini yapmışım. Yani bu ağaçlar şu anda el değmese dahi 100 yaşına kadar gider. Çünkü kökleri kapalıydı. Ağacın kökü kapalı olduğu zaman güneş almaz, hava almaz. O ağaç gelişmez. Bunların ilk halini gelin size hemen göstereyim. Burada halk arasında ormancı baba işte gelip burada alıçın meyvelerini topluyorlar. Çobanlar görüyorlar. İşte kimdir şu adam? Ormancı baba. Ormancı baba öyle adımız ormancı babaya çıktı. Benim hedefim bu. Son nefesimde elimde bir fidan varsa onu toprakla buluşmasını buluşturmadan ölmek istemiyorum. Yani hedefim Türkiye genelinde her yıl yani şu anda Konya'da hedefim yılda 2000 ağaç. Boştu. Kökleri dışarıdaydı. Bir duvar burada yaptım. Çanak görevi yapsın. Yani gelen su orada dursun. Şey etmedim. Verdim de. Çünkü orayı ben size saklamıştım. Yani basın gelir basını yukarı